Var Odası'ndan herkese selamlar. Trabzonspor, Arabam.com Konyaspor maçının ardından programımızla birlikteyiz. İbrahim abi merhabalar, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Ben biraz hastalığı atlattım ama Zor atlattın. Konyaspor Konyaspor gibisin. atlattım. Atlatamıyorsun. Kötü gidişatı. Atlatamadım. Ben çok fazla ilaç kullanmayı sevmiyorum. Evet. Daha doğrusu hiç sevmiyorum. Özellikle antibiyotik. Hani bu baş ağrıyınca ilaç atan insanlar vardı. Mesela onlardan değilim. Çok zorda kalınca hastaneye gidiyorum. İşte böyle fiziki bir rahatsızlık vesaire, böyle en ufak bir gripte falan gitmeyi sevmiyorum. O yüzden ilaç kullanmayınca bitkisel işte C vitamini falan biraz daha zor oluyor atlatmak. Ama iyiyim şu an. Yine çok sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum. Ama Konyaspor'u bir türlü o kötü durumdan, o hastalıklı durumdan çıkartamadık. Bugün birçok şeyi konuşacağız. Elbette galibiyet serisi var. Galibiyet gelmeme serisi var daha doğrusu. 5 maça çıktı. Trabzonspor maçı var. Çok iyi bir maç oynadı Konyaspor bence. Çok rezalet bir hakem performansı var. Ve Dünya Kupası arasından önce oynayacağımız Kayserispor maçı var. Diouf'un performansı var konu başlıklarımız arasında. Hangisinden başlayalım? Ya sen zaten hakem deyince benim şöyle bir yüzüm ekşidi. Evet. Hakikaten biz hep söylüyoruz hakem konuşmayalım diye. Evet. Ama maalesef ki sahada art niyetli bir hakem olduğunu düşünüyorum. Şöyle ki her pozisyonda işte penaltı, her pozisyonda faul çalan rakibimizin lehine bir hakem vardı. Yani takdir Hatta haklarının tamamını Trabzonspor yana tarafından kullanan ve o vücut dili saha içinde gerçekten çok enteresandı. Yani bunu çaldığı iki penaltıyla hani söylemiyorum. Onun dışında da yani mesela Adil'in bir pozisyonu vardı. Topun direkten döndüğü an ya buna faul çaldı mesela. Bu faul mü? Alakası yok. evet. Mesela Trezeguet'in Amir'e attığı dirsek var. Gözü önünde. Ya görüyor böyle. Kaldı orada 3 saniye, sonra devam etti. Bir dakika sonra Uche'ye aynı pozisyonda faul çalıp sarı kart gösterdi. Yani inanılmaz bir ruh hali vardı. Bilmiyorum oradaki atmosferden mi etkileniyor hakemler, yoksa gerçekten bir kulağına bir şeyler mi fısıldıyor birileri? Bakın Konyaspor maçı, yine bir Karadeniz maçı. Geçen Evet. sene Rize'de olanlar. Bu sene biraz daha erken olmaya başladı sanki. Geçen sezon sonuna doğru bazı hakem katliamlarına maruz kalmıştık. Evet. Ama bu sezon biraz daha erken başladığımızı düşünüyorum ben hakem katliamlarına. Doğru. Bunlardan bir tanesi de Trabzonspor maçı oldu. Yani dediğin gibi orada Amir'e yapılan pozisyon müdahale diyeyim artık Trezeguet'in. Burada şey var. Bazı pozisyonlar var ki bunlar artık hakemlerin inisiyatifine bırakılmış pozisyonlar olarak görüyorum ben. Mesela Mihail Akın pozisyonunda, penaltı pozisyonunda vücuttan seken top eline değiyor. Evet. Penaltı çalıyor. Ama hatırlarsın ki burada Beşiktaş Konyaspor maçında direkt kaleye giren pozisyon vücuttan sektiği için orada şey olmamıştı. Bizim aleyhimize bir karar Evet. verilmişti. Standart yok pozisyonlar Şöyle arasında. aslında şimdi burada pozisyon yorumunda hakemler ne diyor? İşte topun vücuttan ele sekti. Bu top hızı ne durumda? Gittiği yer ne durumda? Şimdi sağdaki hakem o kadar beceriksiz bir hakem ki o topun hızını tek seferde görebilecek, o topun yönünü gerçekten hissedebilecek yetenekte ve beceride bir hakem değil. Yani bunu çıplak gözle göremez. Yani Amir'e atılan dirseği çıplak gözle yorumlayıp sarı kart gösteremeyen bir hakem, kola çarpıp kaleye giden topun ya da avuta giden topun hızını anlayamaz. Yani onu göremiyorsan, en basit gözünün önündeki o dirseği göremiyorsan, o topun hızını sen çıplak gözle göremezsin. Evet. Ve burada yardım istemen lazım vardan. Ya pozisyonu ben tam gördüm, ele çarpıyor ama hızı nedir? Top nereye gidiyor? Kaleci o topu yakalayabilir mi? Başka bir Trabzonsporlu ya da Konyasporlu oyuncu müdahale edebilir mi? Bunu niye konuşmuyorsun yani sen? Ya böyle bir saçmalık nerede var? Dünyanın hangi ülkesinde var Allah aşkına? Gerçekten isyan etmemek elde değil. Yani bu programı hani pazar akşamı çeksek ya ben daha neler söylerdim de biraz
sinirim geçti, salı akşamı çekiyoruz, yarın çarşamba günü sizleri izleyeceksiniz. Bu ayıptır, günahtır ya. Yani. Ben şeyden... Bir şeyler söylemek istiyorum da gerçekten hani kendimi tutuyorum yani. Üçüncü penaltı pozisyondan sonra dedim ki ben yani kapattım her şeyi, ben çıktım odadan. Dedim bir daha ben futbol izlemem yani. Allah'tan iptal edildi. O pozisyon penaltı verilmedi. Sonra zaten Konyaspor geriye dönünce biraz daha böyle yani izlemeye başladım. Ama gerçekten haksız yere bazı şeylere maruz kaldığımızda insanın ne futbol sevgisi kalıyor, ne hevesi kalıyor. Doğru. Hiçbir şey kalmıyor. Tamam Konyaspor'luyuz, Konyaspor'u destekliyoruz ama kardeşim göz göre göre de yani bu hakem katliamlarına maruz kalamayız biz ya. Ha ben şöyle bir şey beklerim yönetimden şahsen. Fatih Özgökçen bazı açıklamalarda bulunmuş. Ben yazılı olarak okudum ama video olarak izlemedim. Sanırım görsel olarak bir şey yok. Demet çok. Ben şunu bekliyorum. Ben şunu bekliyorum yöneticilerimizden. Birkaç tanesinin kendisini feda edip sesini duyurabilmesini istiyorum artık. Gerçekten hani hangi yöneticimiz olur bilmiyorum ama birkaç tanesinin kendisini feda etmesini istiyorum ben. Hakemler artık isyan etmemiz lazım. Çözüm değil ama en azından ses getirelim. Hani isyan etmediğimiz zaman da olmuyor. Hep bunu konuşuyoruz. Farkındaysan. Yani Fatih Bey'e mesela Konyaspor camiasından, taraftarlardan bir serzeniş var. Neden konuşmuyorsunuz? Başkanım neden takımın hakkını savunmuyorsunuz diye. Ama hani kendisinin mizacı da gerçekten mesela yapıcı bir insan. Ve benim edindiğim bilgilerde TFF'de yapılan, Kulüpler Birliği'nde yapılan toplantılarda da yine bu şekilde yapıcı konuşuyor. Mesela rezervlik konusunda diyor ki bunu getirmeyin. İptal edeceksiniz diyor ve iptal ediliyor yani. Ben kendisine saygı duyuyorum ve karakter yapısına da herhangi bir şey söylemiyorum. Ve hani Fatih Özgökçen, Sayın Fatih Özgökçen eğer böyle bir açıklamayı yapmaktan geri duruyorsa ben diyorum ki birkaç tane yönetici kendisini feda edebilir. Çünkü ceza alırsa da o yöneticiler az. Anlatabildim mi? Yani başkan nezdinde biz ceza almayalım ama yöneticiler bazında ceza alırsak da çok problem olmaz yani. Yani anlıyorum önemli ama. Önemli olan ses getirebilmek. Yani şimdi bir şeyleri değişse bir şeyleri göze alsın yöneticiler diyeceğim ama bir şey açıklama yaptıktan sonra da yani tekrardan PFDK'ya sevk edecek. İşte örnek veriyorum hak mahrumiyeti ya da diyecek ki 300 bin TL ceza yazdı. Ya en azından birkaç hafta bari kafamız rahat olsun. Ben onun derdindeyim. Çünkü haftalardır doğru çözüm hakem, olduğunu hakem doğru yani haftalardır hakemlerin doğramasına maruz kalıyoruz. Yani, tamam, bu demek değildir ki sahada oynanan oyun 3 puan isteyen bir oyun. Bu demek değil. Ya da biz ayrıcalık istiyoruz demek de değil. Değil. Ha burada tabii ki takımın hücumsal yönden bazı problemleri var. Evet. Onun dışında bazı futbolculardan, bazı transferlerden henüz katkı alamadık. Bunlar da konuşulması gereken şeyler. Fakat bu yine de hakemlerin yapmış olduğu hataların önüne geçmiyor. Keşke hani hakim hataları olmasa da biz burada takımın performansını negatif yönde de, pozitif yönde de hemen direkt takım performansı üzerinden yorumlara başlayalım ama maalesef o kıvama hiçbir şekilde gelemiyoruz. Kaç haftadır aynı yerlerde dönüp duruyoruz biz maalesef. Ama son haftalardaki hani Konyaspor'un özellikle yediği ikinci golden sonra gösterdiği reaksiyon bence yani maç 1-0 iken de kötü oynamıyordu. 0-0 iken de iyiydi. Yani ben maç başladığı zaman hani Konyaspor'un gösterdiği reaksiyon 1-0 gerideyken bile ya buradan hala puanla dönebiliriz acaba oyununu görmüştüm. Maç önü yaptığımız programda da diğer Özgür Can'la yaptığımız programda da ben hani gittili geldili tempolu bir oyun bekliyordum. O da nazaran o Abdullah Avcı'nın oyunu kilitleyeceğini düşünüyordu. Hani benim dediğim gibi böyle karşılıklı gollerin olduğu, böyle atraksiyonun olduğu bir maç oldu. Böyle bir maç da bekliyordum İlhan Hoca'dan. Böyle takımın reaksiyon vermesini de istemiş gibi duruyor. Yani yazık oldu. Konyaspor 1 puan kazandı mı, 2 puan kaybetti mi? Yani o konuda tam emin değilim ama sanki biraz daha 2 puan kaybetti diye daha çok diyebiliriz. Yakınım aslında. Ya bu sezon baktığımız zaman lige aslında iyi başladık. Kötü başlamadık. Evet. Bizim kötü oynadı diyebileceğimiz maçlardan bir tanesi mesela Adana Demirspor maçıydı bana göre. Çünkü çok bir varlık gösteremedik ama o kötü oyuna rağmen
Gittik mesela bir puanla döndük. Bu bizim için avantaj oldu. Ama iyi oynadığımız maçlarda galip gelememek hakikaten insanın canını sıkıyor. Evet. Ve şu var. Yani bilmiyorum. Biz şu anda hakem olayından çıktık. Yani artık bence dediğim gibi konuşmanın bir anlamı olsa burada konuşsak ya da işte hakemle ilgili bazı işte durumları ön plana çıkarsak diyeceğim. Üzerine konuşsak, geçmişine gitsek vesaire yapsak sorunlar çözülecek mi? Hayır. Ama burada yani futbol ikliminin değişmesi lazım. Hani tüm takımların kendilerine ayrıcalık istemesinden vazgeçmesi lazım. Yönetimlerin, başkanların, futbolcuların, teknik adamların. Belki o zaman daha adil bir Türk futbolu inşa edebiliriz. Bu yüzden hani hakem konusunu kapatacağım. Beceriksiz, yeteneksiz bir hakem. İnsanın önce kendisine saygısı olur. Kendi mesleğine saygısı olur. Aynanın karşısına geçtiği zaman ya ben de zamanında iyi işler yaptım. Adil olmaya çalıştım. Bu mesleği hakkıyla yerine getirdim. Demesi lazım. Bunları diyemiyorsanız kazandığınız paraların, taktığınız kokartların, yönettiğiniz uluslararası maçların ya da yerel maçların hiçbir önemi yok. Her şey geçiyor. Yaşattıklarınız ve sizin toplumdaki intibanız kalıyor. Şu an Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Bülent Yıldırım hakemliği bıraktı. Arkalarında bıraktığı bagaj tüm herkes tarafından konuşuluyor. Dediğim gibi herkes kendi ne yapar? Yani kendi mesleğinizle ilgili. Bu bir mühendis de olabilir, bir gazeteci de olabilir, bir mimar da olabilir, bir temizlik görevlisi de olabilir. Herkes kendi kişiliğiyle anılır. Kendisine kalmış nasıl anılmak istiyorsa, öldükten sonra da nasıl yad edilmek istiyorsa, arkasından insanların nasıl konuştuğunu, konuşacağını merak ediyorsa ona göre hayatına devam edebilir. Ama bu beceriksiz, yeteneksiz hakem olduğu konusunu hiçbir zaman değiştirmeyecek. Umarım çok da ileri gidemez. Kariyeri burada bir şekilde son bulur diyorum. Herkes kalbinin ekmeğini yer demişler. Yani bilmiyorum. Çok mesela, şeyde arabeksi de kasmak istemiyorum ama gerçekten. Mutlu Çelik facialarını yaşadık daha biz. Yetenekli hala Konyaspor, hala Konyaspor taraftarları Mutlu Çelik'i iyi olarak nitelendirmezler. ve hakikaten de şurada görsek mesela Mutlu Çelik'le alakalı çok olumsuz düşünceler kafamızda belirir. Söyleyemeyeceğim şeyler de gerçekleşebilir belki. Dolayısıyla inşallah evet. Daha iyi hakem performansları görürüz takımımıza evet. Karşı. Onun dışında Trabzonspor maçında tüm oyuncular çok iyi reaksiyon gösterdi ama 3 oyuncu ön plana çıktı diyebiliriz. Kaleci Şeyç, evet. Orta saha Maestro, Amir Hadzi Ahmetoviç ve o şey aklıma gelmedi. Orkestra şefi. Evet. O aklıma gelse onu söyleyecektim. Amir Hadzi Ahmetoviç ve 2 golle yıldızlaşan Mamedyu. Evet. Neler söylersin? Vallahi neler söylerim. Şeyç geçen haftaki yapmış olduğu büyük hatayı telafi etti. Evet. Zaten seyircinin kalecinin söyleyebilecek herhangi bir şey yok. Karakteriyle alakalı bir şey yok. Mesela Instagram'da bir tane yorumunu gördüm seyircinin. Kalvo sanırım canlı yayın açmış. Altına da yorum yapmış. Git yat yarın maç var gibisinden bir yorum yapmış orada. Burada lider karakterinin ön plana çıktığını düşünüyorum ben seyircinin. Hatalar yapsa da gerçekten karakterli ve onurlu bir kaleci. Ve gerçekten de performans olarak da çok büyük muazzam katkılar sunuyor bize. Bu Trabzon maçında da gördük. Onun dışında seyirciyle alakalı şu parantezi açabilirim yalnız. Bilmiyorum seyircilerimiz ne der ama ben şahsen kullanılan 2 penaltıdan bir tanesini çıkartmasını beklerdim. Neden dolayı? Şimdi Trabzonspor'un penaltıcıları bellidir. 3 tane futbolcu kullanır. 4 hadi 5 olsun. 5 tane olmaz da 3 tane futbolcuya çalışırsın. Trabzonspor'un penaltıcıları kimdir? Bakasetas. Bakasetas sahada olmazsa Umut kullanabilir. Hamşık kullanabilir. Trezeguet kullanabilir. Yani burada geçmiş penaltılara da bakılabilir aslında. Şimdi maç esnasında penaltıyı kullanırken Trezeguet'in pozisyonu özellikle ekrana geldi. Trezeguet'in kullandığı yerler belli. Şahsen ben kaleci olsam bakarım maçtan önce kim penaltıyı nereye kullanıyor. Eğer
Bakasetas'ın pozisyonda atladığı gibi diğer köşeye atlamış olsaydı Seiç kesinlikle kurtarırdı o penaltıyı. Çıkartabilirdi. Ben burada parantez olarak bunu açıyorum Seiç'le alakalı. Hı-hı. Yani pozisyonlara, penaltı pozisyonlarına çıkartmak. Normal kalecilik refleksinden, ama performansından daha ayrı bir yer sanki. Doğru muhakkak ama en azından şöyle bir göz gezdirse, hani bazı kupa maçlarında falan görüyoruz. Şişenin üzerine hangi kaleci nereye kullanıyor mi falan. Sizler de görmüşsünüzdür. Aynen. Şahsen ben biraz daha penaltılarda en azından iki penaltıdan bir tanesini çıkartmasını beklerdim Seiç'ten. Ama onun dışında genel olarak zaten çok iyi şeyler sunuyor bize. Amir'le alakalı zaten diyecek bir şey yok. Amir gününde olduğunda Konyaspor sahada ezilmiyor. Bu net. Eğer Amir gününde değilse ve farklı pozisyonlarda oynatılmaya çalışırsa hoca, Amir'den biz yeterli katkı alamıyoruz ve takımın performansı, genel performansı da düşüyor. Yani o yüzden 8'e çekmesini mi? 6'da mı oynuyor? Yok, 6'da, yani bizim şu anki yapımızda 6'da oynamasını tercih ederim ben. Daha önceki sezonlarda sormuş olsaydım bu soruyu, 8 numara oynatılması gerekiyor dedim ama 2 sezondur artık İlhan Hoca'nın oyun yapısına da alıştım. 6 numarada top dağıtan ön libero mevkisinde gerçekten iyi şeyler sunuyor bize. İyi şeyler gösteriyor. Ben artık çok fazla pozisyonunun değiştirilmesini istemiyorum. Yani en azından hocadan böyle bir hamle beklemiyorum ama artık mecburiyetten midir, nedir? Hoca bazen oynayabiliyor oyuncunun pozisyonunda. Mame Diouf'la alakalı zaten sezon başından beri söylüyoruz. Mame Diouf bu takımın bir numara santraforudur. Tabii biz transfer döneminde şunu bekledik. Daha hazır bir oyuncu gelseydi keşke, evet. Mame Diouf yerine. Yani Mame Diouf madem gelecekse Haziran'da gelseydi. Madem Haziran'da transfer edilseydi. Belki ücretlerle alakalı atıyorum 1 milyon euro istiyorsa belki 700'e gelmiştir. Bir şey diyemem ama Avrupa maçlarında Mame Diouf olsaydı biz Avrupa'dan elenmezdik. Bu net yani. Bana göre net bir şey. O sahanın, zeminin bozukluğuna rağmen Mame Diouf gibi bir forvetimiz olsaydı biz o Vaduz maçında elenmezdik. Ben bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Ve Mame Diouf'un da artık hazır olduğunu düşünüyorum. Görüntü o. Ha tabii 70-75'ten sonra falan iyice düşmeye başladı oyundan. Tam hazır değil ama artık Dünya Kupası arası falan da gelecek. Artık Mame Diouf'tan biz sezon sonuna kadar üst düzey performans alırız. Dünya Kupası'ndan sonra özellikle. Ve onun da vereceği performansa gerçekten çok açız Konyaspor olarak. Çünkü forvetlerimiz çok fazla katkı sunamıyorlar son zamanlarda. İnşallah daha iyi olur. Peki İlhan Hoca'nın 36'da çok radikal bir şekilde kendisine çok takdir ettim. 2 sezon boyunca hiç görmediğimiz bir şey yaptı. Ahmet Oğuz sakatlandı, onu aldı ve denize düşen uçağa sarılır. Ve aynen Paz'ı kötü bir maç çıkardı Paz. Oyundan çıkana kadar sanırım 7 ya da 8 tane top kaybı vardı. Evet. Biraz orta sahada iki oyuncuya döndü. Belki orayı biraz boşalttı ama o riski alması gerekiyordu. O riski alması gerekiyordu yani. Ama 36. dakikada, 36. dakikada değişti mi? O sadece dakikada değiştirebilmek de bir radikal karardır ve takdir ediyorum gerçekten. Hani ben 45, hani ilk yarı bittikten sonra dedim hani Mihailak çıkar, Muriş girer veya işte Paz çıkar, onun yerine başka bir hamle gelebilir falan diye düşünürken 36'da yapması hem takdir ettim hem de şaşırdım doğrusu bu hamleye. Yani biz zaman zaman bekliyoruz bu çift forvet hamlelerini. Özellikle Muhammed'in oynadığı zamanda Muhammed ve Diouf'un çift forvet olarak oynaması Konyaspor'a hücumsal anlamda farklı varyasyonlar geliştirmesine neden olacak. Yani bunu görebiliyoruz ama hoca hiç denemiyor bunu. Özellikle orta sahada 10 numara problemi çekiyorken Konyaspor çift forvet oynatması Konyaspor'un avantajına olabilecek bir durum. İnşallah İlhan Hoca böyle bir dizilişi bize gösterir ilerleyen zamanlarda. Yani Kayseri Spor maçı var. Uça yok. Muhammed'in durumu belirsiz olacağını düşünmüyorum. Tek forvet var. Büyük ihtimalle yine Diouf'la. Andrew yok. Yani Andrew'un olmaması da bir handikap. Evet. Pavicic, Muriş zaten yok. Yani kadroya aldık. Bu hafta kadroya alındılar. Ama hala sahaya adım atamadılar. Şahsen konuşmaktan bıkmak da istemiyorum bu konuda. Çünkü biz bedel ödedik Muriç'e. 500 bin euro gibi bir bonservis ödendi. Onun dışında oyuncudan ücretleri var ve
Rahmanovic gitti dedik, hani Pavicic alındı, tamam onun yerini doldurur falan dedik ama yani Pavicic hiç yok ortada. Hadi Muric daha önceki maçlarda falan giriyordu kadroya veya 3-5 dakika. 15 maç falan oynadı. Ama performansı herhalde 12. Ya kaçar dakika? 3'er 5'er dakika, 10'ar yani, dakika yani. Dakika olarak baktığımızda çok düşük seviyede. Düşük. Ama Pavicic gerçekten çok büyük hayal kırıklığı. Ben şahsen bu oyuncuların böyle çok kötü olduklarını düşünmüyorum. Fiziksel olarak öyle çok geride olduklarını da düşünmüyorum. Yani ama ya 15 dakikada oynayamaz mı kardeşim bu oyuncular? Bence başka problemler var. Ama bu söylenilmiyor, dile getirilmiyor. Ben bir problem varsa dile getirilmesini tercih ediyorum. Şahsen. Yani hoca herhangi bir problemin olmadığını, sadece oyunculardan beklediğini, hatta Kasımpaşa maçında Pavicic sanırım sakatmış. Öyle söyledi hoca. O yüzden kadroda alınmamış. Ondan öncesi de hani oyuncuların biraz teknik adamlara birkaç adım gelmesi gerektiğini, performansları, antrenman performanslarıyla ilgili bir sorun var benim bilemiyorum gördüğüm. Yani olabilir. Pavicic'de olabilir. Gelmesi yani ben hocaya saygı duyuyorum. Problem yok. Yani antrenmanla alakalı, saha dışıyla alakalı bir şeyler varsa saygı duyuyorum ama insan kaybetmek çok kolay. Ama kazanmak gerçekten zor. Ve hocanın da bu oyuncular kazanmasını temenni ediyorum. Hani fiziksel anlamda vesaire bunlar zaten yoktur diye düşünüyorum. Onun dışında bazı mental sıkıntılar vardır muhakkak. Kadroya dahi alınmadığına göre. Bu mental sorunları da ben hocanın ve yönetimin çözebilecek nitelikte olmasını temenni ediyorum. Evet, ve kesinlikle çözebileceklerine inanıyorum. Üzerine düşmeleri gerekiyor bazen. Çünkü gerçekten kazanmak zor. Mesela bir örnek verelim. Sergen Yalçın bitti, mental olarak çöktüğü denilen Ozan Tufan'ı tekrar milli takıma kadar gönderdi. Doğru. Kazandı yani. Doğru. Burada biraz hocaların iletişim kurabilmesi gerektiğini düşünüyorum oyuncularla. Eğer mental bir sıkıntı varsa. Burada varsayımlar üzerine gidiyoruz yani. Çünkü içeriden fazla bilgi de alamıyoruz. Almak da istemiyoruz. Ama ben bu oyuncuların kazanılması taraftarıyım ve şu da var yani. Ben ne kadar 36 dakikada çift forvete dönüp oyunun akışını değiştiren İlhan Palut'u tebrik etmiş olsam da son dakikalarda veya işte 60-70'ten sonra kanatsız oynamayı göze alabilecek Muriç'i, hani kanatsız oynayıp da Muriç'i almama gayreti gösteren İlhan Palut'a da gerçekten çok kızıyorum. Çünkü yani kanatsız orada, oynadık ya. Mesela ya bu kadar mı değersiz bu oyuncular? Yaptı ya şey atıldıktan sonra, uçağa atıldıktan sonra. Acaba orada Diouf'u da kenarıya alıp ileriye, mesela patlayıcı gücü olan mesela Hamilton belki geçiş hücumlarında birkaç defa buldu çünkü, ama Diouf topu götüremedi. Oğulcan da götüremedi. Evet. Hani bir ekstradan forvete Hamilton'u atabilir miydi acaba? Ama bu sefer de hani duran top savunmasında da Diouf'un önemli bir yeri var. Oradan fire verebilirdi. Ya da orada taç çizgisinin orada birkaç pozisyon takımı da tuttu. Birkaç dakika rahatlattı. Belki ondan da fire vermek istememiş olabilir ama yani Kayserispor maçında ben Muriç'in süre alacağını düşünüyorum, olabilir. İnşallah. Muriç konusunda bilmiyorum maçın gidişatına göre ama hani Paz bu kadar kötüyken, kötüydü çünkü ilk 35 dakikada, belki Kayserispor maçının ikinci yarısında bazı oyuncuları görebiliriz Pavic'de. Yani bazı oyuncuları ama çok ihtimal değil. Tabii. Şöyle, oyuncular aslında oynayarak kazanır. Oynatarak kazanırsın. Bazı oyuncular ilk 11'de oynayarak gerçek performansını ortaya koyarken, bazı oyuncular da yedekten girerek takıma maksimum katkı sağlar. Mesela Mihailak. Şimdi Mihailak Konyaspor için iyi bir hamle oyuncusudur. Ama ilk 11'de çıktığında ne ilk yarıda ne de ikinci yarıda yeterli katkıyı sunabilir bize. Sunamaz. Çünkü Mihailak rakip yorulduğunda gerçekten etki edebilecek, defans arkasına koşu yapabilecek bir oyuncu. Ya ama ilk yarıda o pozisyonlar zaten olmuyor. Çünkü rakip ve Konyaspor birbirini tartan bir oyun sergiliyorlar. Bu bütün takımlar için geçerli aslında. Yani karşı taraftaki rakip çok kuvvetli olmazsa, genelde böyle oluyor, çok kuvvetli olmazsa, iki tane benzer yapıdaki kulüp veya birbirine yakın kalitedeki kulüp oynarken birbirlerini tartarlar. İlk yarılarda çok fazla gol olmaz zaten. Niye? Takımlar öncelikle yenilmemeyi baz alırlar. Bu yüzden bu oyuna yatkın oyuncu değil Mihailak.
Paz için de aynı şey geçerli. Belki Paz çok iyi bir futbolcu olacak. Yani bazı hareketlerinde çok ağır kalıyor. Geri dönüşlerinde bazen problem olabiliyor. Evet, ama 2 saniye daha önce karar verse, evet, daha büyük pozisyonlar. Ama fiziğiyle ben buradayım diyebilecek bir oyuncu Paz. Ama Konyaspor için ilk 11 oyuncusu mudur? Değil. O yüzden yani belki Pavicic ilk 11'de başlamış olsa Paz daha iyi bir performans sergileyecekti ve kaybetmeyecekti. Şu anda oyuncuyu kaybetme durumuna doğru gidiyoruz bana göre. Paz için. Mihailak için de geçerli. Ya şöyle aslında mesela Başakşehir'le oynarken Mihailak'la oynayabilirsin. Niye? Başakşehir toplu oynamayı seven ve savunma arkasına boşluklar bırakabilen takım yani. Senin kendi yer alanında oynamayı seven bir takım. Ama sen toplu oynadığın zaman dar alanda oyunu sete döktüğün zaman Muriç burada daha etkili olabilir. Niye? Daha teknik bir oyuncu ve kısa alanlarda alveri daha iyi yapabilir. Sana daha iyi ortalar açabilir. Diouf'a özellikle. Hani orada Konyaspor'u oynatmaya çalışan takımlara karşı farklı bir şey. Konyaspor'u oynatmamaya çalışan takımlara karşı farklı bir taktik aslında. Mesela Kayserispor maçına buradan belki geçebiliriz. Çağdaş Atan benim son dönemde Türkiye'de gördüğüm en iyi teknik adamlardan bir tanesi. Mesela Kayserispor'da da yaptığı işler daha ilk sezonda transfer yasağı olan bir takımı devralıp bence kadrosu da ortalama bir kadro. Yani şu an ligde 5. olabilecek bir kadro değil bana göre. Bana göre ilk ona rahat girecek bir kadro. İlk 7'yi zorlayabilecek bir kadro bana göre. Yani Kayseri'den kadrosu. Ben çok iyi bir kadrosu olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hatta iddia ediyorum Konyaspor'a göre daha kreatif oyunculara sahip bir kadro olduğunu düşünüyorum Kayserispor. Ya mesela Gavronović. Onun dışında Tiam. O Beşiktaş'a giden kimdi? Mensah gibi bazı oyuncular var yani. Kemen bana göre son zamanlarda özellikle çok iyi oynuyor. İzliyor musun bilmiyorum Kayseri maçlarını. Yani geçen Antep maçına baktım. Onur Bulut. Türkiye'nin belki de en iyi sağ bek şu anda performans olarak. Evet, milli takıma da gitti sanırım. Milli takımdan da davet aldı. Evet. Onun dışında Ramazan Civelek var. Defansif olarak daha doğrusu hücumcu bek olarak iyi katkılar sunuyor son zamanlarda. Evet. Gibi yani hani Kayseri'nin kadrosu da çok kötü olduğunu düşünmüyorum. Ben bu açılardan bakıldığında. Twitter'dan da aslında biz sorular sormuştuk. Oraya da bakabilirsin. Telefon elini almışken. Tamam. Oradan gelen sorulara da şey yapalım. Cevap verelim. Yani onun dışında dediğim gibi Kayserispor çok kötü bir takım değil. Kadro değeri olarak bence iyi bir kadroya sahip. Aslında bugüne kadar Kayserispor'un başarısız olma nedenlerinden bir tanesi de teknik direktör seçimleriydi. Teknik direktör hatalarıydı. Hikmet Karaman da mesela çok ısrar edildi. Kötü yönetim. Yönetimsel bazı sıkıntılar var Kayserispor'da. Ama hoca oyuncu ilişkisi iyi kurulduğunda iyi performans gösterebilen bir takım Kayserispor. Dolayısıyla Konyaspor için gelecek maç biraz zor geçecek. Sen ne diyorsun Tahir abi Kayserispor maçına? Nasıl geçer? 3-0 alırız. Sıfır. Yani. Tahir abiden muhteşem bir çıkış geldi. Yani Çağdaş Hoca hakkında neler söylemek istersin? Yani Çağdaş Hoca Konyaspor'un başında görmek istersin. Konyaspor'un başındayken Sergen Hoca'nın yardımcısıydı, evet, biliyorsun. Konyaspor'dayken Çağdaş Hoca'nın en sevdiğim yönü bence şuydu. Bana göre motive anlamında gerçekten çok gelecek vaat eden bir hoca olduğunu düşünüyorum. Oyuncuları motive etme anlamında. Şöyle ki biliyorsun o dönem düşmemeye oynayan bir Konyaspor vardı. Ama böyle berabere kalsak da yenilsek de Çağdaş Hoca'nın böyle şeyleri vardı, çıkışları vardı. Twitter'da olsun, videoda hani şeylerde, görsel medyada olsun çıkışları vardı. Motive ediyordu, taraftara bilgi veriyordu. Hani bu planladığımız bir beraberlikti diyebiliyordu mesela. Ben çok iyi hatırlıyorum. Osmanlı Spor maçında Konyaspor tam rakibi yani. Düşmemeye oynayan iki tane takımın maçı vardı.
Osmanlıspor deplasmanından gittik. Orada Osmanlıspor yenmek kadar aslında yenilmemek de çok önemliydi. Osmanlıspor'un kadrosu kötü bir kadro değildi o dönem. Velhasıl Çağdaş Hoca o maçtan sonra 0-0 beraber kaldık. Çıktı dedi ki arkadaşlar telaş yapmanıza gerek yok. Bu planlanan bir beraberlik dedi. Şu anda biz planlarımız doğrultusunda gidiyoruz dedi. Evet, mesela bu benim kafamda yer etti. Gerçekten hani belli bir planı olan, programı olan, analiz ekibi olan, yenilikçi bakabilen, oyuncuları motive etme anlamında iyi şeyler sunabilen bir hoca bana göre Çağdaş Atan. Yani bence şu anlamda ben seviyorum. Mesela Alanyaspor'a geldi yine ilk sezonda. Bence iyi işler çıkardı. Evet. Kayseri Spor'un başında ilk sezonu yine iyi bir çıkış var. Hani bazı teknik adamlar bazı takımların başına geçince süre isterler. Ya işte bu takımla iki transfer sezonu görmem lazım. Ya da bir yarım sezon, bir sezon vakit geçirmem lazım. Ama Çağdaş Hoca'da o yok. Yani takımla çok hızlı uyum sağlayabiliyor ve istediklerini takıma doğrudan ilişkilendirebiliyor. Hemen çok rahat anlatabiliyor. Mesela Gavranović iyi bir futbolcu dedin ama bu kadar iyi ön plana çıkan bir futbolcu değildi. Çağdaş Hoca, Çağdaş Hoca evet. geldikten sonra biraz daha ön plana çıkmaya başladı. Ya da belki Emrah Başsan geçen sene de iyiydi ama bu sene de biraz daha iyi gidiyor diyebiliriz. Mesela Karoli yeni tekrardan biraz canlandırdı. Benim evet. sevdiğim böyle ofansif bir bek. Galatasaray'dayken de yani o bindirmeleri bir ofansif bek olarak iyiydi. Belki savunma sekansları biraz sıkıntılı ama tempolu bir oyuncu. O konuda ben de mesela beğeniyorum. Kaleci performansında da Kayseri Spor'un geçen sezon çok saçma goller yiyebiliyorlardı. Bugün bugüne baktığımız zaman o Kayseri'deki o kaleci şeyini de frekansını da biraz yükseltmiş durumda yani, var aslında. Doğan Alemdar'dan sonra tekrar yerli bir kaleciye geçmiş olmaları ve genç bir kaleciye geçmiş olmaları ve oyuncunun da gerçekten Bilal. İyi Bilal'in iyi performans göstermesi de gerçekten iyi. Kayserispor kaleci işinde iyi şeyler yapıyor. Luk çok iyi bir kaleciydi. Çizgi kalecisiydi. Hani öyle çok ekstrem özellikleri yoktu ama çizgi üzerinde refleksleri iyi olan bir kaleciydi Luk. Sakatlandıktan sonra Doğan Alemdar'a genç bir futbolcuya süre verdiler. Luk iyileşmesine rağmen Doğan Alemdar oynadı. Sonra ne yaptılar? Futbolcuyu sattılar. Para kazandılar. Şimdi Bilal geçti kaleye. Bilal de iyi yani. İyi kalecilerden bir tanesi. Hatta ligin en fazla kurtarış yapan kalecilerden bir tanesi. İstatistiksel olarak yani yanlış hatırlamıyorsam birinci sırada geliyor. Evet, tabii burada şunu da göz önüne almak lazım. Eğer Bilal en fazla kurtarış yapan kaleciyse kalesine en fazla şut gören kalecilerden bir tanesidir. Bu anlamda Konyaspor gelecek hafta şutör bir takım hüviyetinde olursa Kayserispor'u mağlup edip gelebilir sanki. Yani bilmiyorum. Ama zor olacak maç. Yani tempolu bir maç bekliyorum. Sonuçta şöyle mesela buradan tekrardan Erol Bulut'a geri dönmek istemiyorum ama hani Erol Hoca maç sonu demişti ya burada oyun oynamaya değil de savaşmaya gelmiştik diye. Yani öyle bir açıklama mesela ben beklemiyorum Çağdaş Hoca'dan. İlhan Hoca da oynamayı seven, oyunu çirkinleştirmeyen, yerde yatmayan bir teknik adam. Bazı diğer Anadolu takım hocaları gibi değil. Çağdaş Hoca da oyun oynamayı seven bir teknik adam. Ben çok tempolu böyle topun bir gerçekten o kalede olduğu, Konyaspor'un tekrardan geçiş hücumları yakalayabileceği bir maç bekliyorum. Bir de şöyle aslında hani Dünya Kupası öncesi son maç olduğu için artık oyuncular sahada tüm enerjilerini vereceklerdir. Hani haftaya bir maç oynamayacaklar. Çünkü bir tatil var. Kısa bir süre 3-5 günlük artık nasıl planlıyorsa kulüpler. Öyle bir maç bekliyorum. Bilmiyorum sonuç ne olur ama yani mesela şu an Konyaspor kaybetse Kayseri'ye sürpriz değil. Evet. Konyaspor Kayseri'yi yense sürpriz değil. Beraberlik artık zaten konusunu açmak istemiyorum. Birlik ve beraberlik takımız. Beraberlik aslında yani beklediğimiz, istediğimiz bir şey değil. Ama şöyle de şu açıdan da önemli. Şimdi Konyaspor'un bir altındaki takım Antalyaspor 16 puanda, Konyaspor 21 puanda ve orada 5 puanlık bir fark oluşmuş durumda.
sanki bu fark sezon sonuna kadar devam edecek gibi duruyor. İlk 7 değil mi? İlk 8. 8 takım mı var? Evet, Konyaspor 8. 21 puan var. 9. Yani o kadar moralim bozulmuş ki puan durumuna bile bakmadım. 9. Antalyaspor'un 16 puanı var. Doğru, orada bir makas açıldı. Evet. Ve önemli olan aslında o makası kaybetmeden Dünya Kupası arasına girmemiz. Yani 3 puanla girersek de. 3 puanla girersek o araya gerçekten çok iyi olacak. Hani önemli olan ben Konyaspor'dan şunu beklemiyorum. Çünkü gerçekten kadro derinliği olan takımlar var. Kabul ediyorum ben. Konyaspor geçen sezon çok ekstrem bir iş yaptı. İlhan Palut ve futbolcularımız gerçekten muazzam bir iş yaptılar geçen sezon. Bunu tüm yüreğimle söylüyorum yani. Ve birçok programda da söyledik. Ben yine üçüncülük bekleyemiyorum. Neden? Takımın bir kalitesi var. Kadro kalitesi var. Kadro derinliği var. Bütçesi var vesaire. Tüm bunları göze aldığımızda ben aynı başarı yakalanırsa yine sürpriz olarak nitelendiriyorum Konyaspor için. Ama ilk 7'den kopmayan, sürekli ilk 7, ilk 5, ilk 3'ü zorlayan bir Konyaspor görürsek bu ilerisi için bizim için umut teşkil eder. Anlatabildim mi? O yüzden doğru. Dünya bu Kupası arasına rekabetçi ya takımlar. Yani Dünya Kupası arasına şu önceki haftalarda yakaladığımız galibiyet serilerinde yakaladığımız krediyi tüketmeden bir 3 puanla girersek Konyaspor için muazzam olur. Sonrasında zaten toparlanma süreci olacaktır. Süre alamayan futbolcularımız var. Genç futbolcularımız var. Yani artık hani onlara da süre verilsin istiyoruz bir taraftan. Artık orada bir toparlanma süreci olacaktır inşallah. Yani çok senin de dediğin gibi abi rekabet her geçen gün artıyor. Mesela dün Pazartesi günü oynanan Başakşehir-Hatay maçı vardı. Çok zevkli bir maçtı. Mesela bir orada bir burada yoğun yağmur altında. Mesela Zeluis'in bir gol, bir asisti var. Münir Şigen'in iyi bir oyunu var. Başakşehir tekrardan ikinci koltuğuna geldi. Galatasaray kötü oynuyor ama puan topluyor. Beşiktaş yeni bir Şenol Güneş dönemine başladı. İşte Trabzonspor bir şekilde yani 31 maçtır kaybetmiyor evinde sonuçta. Hakemle falan filan ama kaybetmiyor yani. Onun haricinde Kayserispor 5 maçtır kaybetmiyor. Antalya yani 4-2, 2-0. Kötü bir süreçler oldu ama son 2-3 maçta toparlandılar yani. Toparladılar. Yani ligin o ilk 10 takımı gerçekten bazı şeyleri yapmaya çalışıyorlar. Hani altta kalan mesela Ankara Gücü'ne kötü der misin? Ben demem. Demezsin yani. Ben demem. Mesela şu an çok zor maç olur. Hatta Dünya Kupası arasında gerçekten toparlanacaktır Ankara Gücü. Çünkü evet. Özellikle Taylan Antalyalı olsun, Tolga olsun, bu Emre Kılıç olsun. Bu hamleler gerçekten iyiydi Ankara Gücü'ne. Ve kadrosunu derinleştirdiler bir yandan. Berisse zaten iyi yani. Evet. Alişov iyi oynuyor. Yani Adana Demir. Yani sadece defansif anlamda biraz sorunlar olsa da şu anda 10 tane takım ilk 10'un içinde garanti demiyorum. Hiçbir şey belli elbette değil. Yani. Ama ilk 10'u bitirebilecek takımlar belli. Altta kalacak takımlar yani belli gibi. Yakalamayan, yakalayamayan takımlar var. Yani. Yani burada mesela ekstrem durumlar oluyor. Olmuyor değil mesela. Kasımpaşa mesela kötü gidiyor her sezon. Yaşıyorlar bunu yani. İlk yarı boyunca kötü gidiyor. Sonra bir iki hamle yapıyorlar falan. Takıma hırpayı oynuyor. Yani bunlar olabilecek şeyler. Ama işte bu cendereden Konyaspor'un ilk 5'i, ilk 7'yi zorlayabilecek, hep oralarda kalabilecek, Avrupa'yı zorlayabilecek bir takım hüviyetinde olması bizim Süper Lig'de 7. şampiyon adayı olma durumunu hep perçinleştiren sebepler olacak. Yani şöyle zaten mesela Konyaspor son 10 yıldır Süper Lig'de hiç aşağı düşmedi. 10 yıllık bir istikrar var. Bu bile çok önemli, çok değerli. Belki arada birkaç sezon o sallantılı dönemler olabilir ama bu yeni oluşturulan futbol aklı ben desteklediğim, doğru bulduğum ve doğru hoca tercihiyle de taçlanmış bir durum. İlhan Hoca gerçekten çok ekstra işler yapıyor. Oyunculardan geçen yıl çok iyi verimler aldı. Ama biraz daha artık bir yere kadar oluyor. Artık hani kalite gerçekten lazım yani. Belli tabii bir pozisyonda, belli bir zaman geçtikten sonra
o topu o içeri atacak oyuncuyu ya da o defansta o penaltıyı yaptıramayacak oyuncuyu. Bak hemen gireyim laf arasına. Arıyorsun yani. Soner'in son pozisyonu. Orada sola değildi. Sağ tarafa vermiş olsa, yuvarlayıverse gol pozisyonuna giriyor. Yani Soner'i gerçekten çok seviyorum. Yani ama kalite dedin ya. Orada mesela kalite bir tane topçun olsa. Ya da ne bileyim sonra yani Berit'se olsa. Bir tık iyisi yani. Berit'se de çok iyi bir futbolcu değil belki ama o sonuçta o sanırım yapamadıklarını orada yapabilir. Ya belki Pavic de yapabilir. Ya bilmiyoruz. Görmemiz lazım. Belki elimizde gerçekten çok iyi bir cevher var. Ya gerçekten ya ben hani 4-4'lük bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum ama hani 4-2'lik bir oyuncu olduğunu da düşünmüyorum. Oğulcan'dan geri bir oyuncu da değil aslında. Bence değil. Yani dedim ya 4-4'lük bir oyuncu değil. 4-4'lük oyuncu kimdir? İşte Hamşik tarzında böyle orta sahada böyle biraz önce dedin ya orkestra şefi diye. Evet. Orkestra şefi olabilecek oyuncular var yani dünya futbolunda, Avrupa futbolunda. 4-4'lük bir oyuncu değil. Evet. Ama 4-2'lik, 4-1'lik oyuncu da değil yani. Evet. Yani böyle ortalama, ortalamanın bir tık üstünde belki bir oyuncu. Ya belki yani oynatarak süre vererek lige alıştırabilirsin. Şey yapabilirsek, belki oyuncu lige de alışırsa, ligi de severse, belki üzerinden para da kazanabilirsin, performans alabilirsin. Ama bunu yani ya gerçekten yazık, bir tane 11'i var İstanbulspor maçında. Ya bunu hak ediyor. Ya burada ben yerli kuralı olduğunu düşünmüyorum ya. Bir şekilde ben de düşünmüyorum. Şey verebilirsin yani. Süre verebilirsin. Hocayı da anlayışla karşılıyorum elbette ama ya alabilir ya oyuncu süre. Evet. İnşallah bakalım. Ya deneyebilirsin. Kadro istikrarı oluşturmak istediğini gerçekten hocam anlıyorum ama. Artık hazırlık maçları olacak. Hazırlık maçlarını göreceğiz. Muhakkak oynatacaktır. Onun dışında kupa maçları falan başlayacak. Yani bakalım süreç ne gösterecek. Şu anda çok umut vaat etmiyor açıkçası. Ya evet. Şu an biraz hayal kırıklığı. Gelen sorulardan bir tanesi de oydu. Hani yapılan transferlerin ne kadarı tuttu, ne kadarı tutmadı. Bunlar gerçekten scout transferleri midir diye ama hani Calvo, Ahmet Oğuz ve son zamandaki Diouf, ilk dönem Muhammed'den sonra bu dört oyuncudan dışında çok fazla transferlerden verim alındığımız söylenemez. Şimdi şöyle. Geçen sezon takımı taşıyan oyunculardan bir tanesi Rahmanoviç'ti. Eğer Rahmanoviç'i göndermişsen onun yerine alınmış Pavic'ten performans alabilmen gerekiyor. Geçen sezon Serdar Gürler'i göndermişsen onun yerine almış olduğun Hamilton tutmadı. Muriç'ten senin performans alabilmen gerekiyor. Sen Çikalisi 10 tane gol attı. Ben çok beğenmiyorum ama sonuçta mücadele eden bir futbolcu. 10 tane gol atmış bir futbolcunun yerine Muhammed'i aldın. Eyvallah diyoruz, kabul ediyoruz. Ama Ahmet Hasan 11 tane gol atmış futbolcunun yerine sen daha hazır bir oyuncuyu hemen getirebilmeliydin. Şu anda Diouf'tan daha yeni katkı alabiliyoruz. Yani tüm bunlar planlı olarak gitmesi lazım. Biz artık büyük ve şampiyonla oynayan bir kulübüz. Doğru. Bazı şeyleri planlayabilmek lazım. Evet. Yani bugün Alanyaspor planlıyor. Planlı. Tamam, puan tablosunda çok iyi yerde değil Alanyaspor ama Alanyaspor her yani lige çıktığından bu yana düşmeyen bir takım ve lige çıktığından bu yana da hep üst tarafa oynayan bir takım görünümünde. Şimdi Alanyaspor gibi ilçe takımı bazı şeyleri planlayabiliyorken Konyaspor'un planlayamıyor oluşu benim canımı acıtıyor. Neden ya? Neden? Hani neden? Ya biz ilçe takımları kadar, biz Kasımpaşa kadar, Alanyaspor kadar büyük bir takım değil miyiz? Konyaspor büyük bir takımsa bu büyüklüğün hakkı verilecek. Kimse kusura bakmasın. Evet. Yani burada biraz daha hep hani yeni gelen yönetimin yaptığı akıllı işleri destekliyoruz ama burada hani eksiklikleri de hani uygun bir şekilde dilimiz döndüğünce ya muhakkak sağ dışından gördüğümüz takdirde anlatmaya hani çalışıyoruz. Ya şu var. Geçen sezon biz zaten iyi bir kadro kuruldu dedik. Ve o kadro, ben ilk 3'ü beklemiyordum ama ilk 10'un içinde rahat bitirebilecek bir kadro olduğunu ben defalarca söylüyorum ve sürekli bahsediyorum ki yani konuştuklarımız art niyetli olarak algılanmasın. Yani Ahmet Aslan geldiğinde ya bizim takım Ahmet Aslan'ı mı almış cümlesini kurmuştuk mesela. Herkes evet. Braga'dan işte Olympiakos'tan oyuncuyu tanıyordu. Ahmet Aslan mı gelmiş? Ya da mesela Konyaspor'un çok almak istediği Muriç, işte sonunda Muriç'i getirdik bu takıma. Hadi oğlum mesela göster. Ama
işte bunun gibi hamlelerin daha da artması gerekiyor. Bu sene de kötü düşünüyorum. Yani kaliteyi biraz daha yükseltsek. Bu sene de kötü bir kadro kurulduğunu düşünmüyorum genel olarak. Üstünde bir takımız yani. Genel olarak kötü bir kadro kurulduğunu düşünmüyorum ben bu sene de. Evet. Yine ilk 10'da rahat bitirebilecek bir kadro bu. Hı-hı. Hatta ilk 7'yi zorlayabilecek bir kadro. Hı-hı. Burada kadro kurulumu anlamında şey yapmıyorum ama şimdi yerine gelen futbolculardan performans göremeyince ister istemez insanların modu düşüyor. Yani bir sorun varsa çözülsün yani. Hani artık irite olduk. Yani 4-5 hafta kadroya alınmazsa bir futbolcu olmaz. Problem varsa gerçekten ciddi manada bir problem olur. Oyuncu kadro dışı bırakırsın. Taraftar şunu der o zaman. Şu yorum yapar. Der ki bu adam sıkıntılı bir oyuncu. Konyaspor futbolcusu değil vesaire. Kadro dışı bırakıldı. Kadro dışı bırakıldı. Bu çok örneği var. Yarayı böyle kanat sürekli kanat. Yani futbolda çok örneği var. Bugün atıyorum Pavic'i sen kadro dışı bıraksan ne ilk futbolcu olacak kadro dışı kalan ne de son futbolcu olacak. Dolayısıyla eğer gerçek manada bir sıkıntı varsa kadro dışı bırak. Barış Yardımcı'nın adını kim anıyor şu an? Ben andım bir oyun sonu. Barış Yardımcı. Şu an unuttuk başka ya. Başka anan var mesela. Yok değil mi? Muriç dedi. Pavicic'le alakalı söylediğim şeyi Muriç için de söylüyorum ben. Yani diyeceğim şu. Kazanmak istiyorsak bir an önce hemen el atılması lazım ve kazanmalıyız. Ama gerçekten zarar verecek bir nitelik varsa kadro dışı bırakacağız. Artık taraftarın beklentisi bitecek. Eldeki oyunculardan performans alınma yoluna bakacağız. Hem teknik adam olarak, hem taraftar olarak, hem yönetici olarak. Doğru. Ben programı kapatmadan son bir de şuna da değinmek istiyorum. Fatih Bey sanırım içeride oynanan Kasımpaşa maçıydı değil mi en son oynadığımız? Kasımpaşa maçında önce işte Konyaspor'a gönül vermiş kadın taraftarları ağırladı. İşte çiçek ve forma hediye etti. Ben de bunu haberleştirdim. Çok güzel bir örnek. Daha da artması da gerekiyor bence. İşte Başkan Bey'in yorumun tweetinin altına ya da o işte paylaşımları yapan kadın taraftarların tweetlerinin altına bazı Konyaspor taraftarlarının yanlış yazılar yazdıklarını gördüm. Ya bu Konyaspor taraftarına yakışmaz. Yani şimdi başkanın bir tepkiniz varsa bunu o kadınlar üzerinden göstermek doğru değil. Başkana DM atabilirsiniz ya da başkanı maç sonunda görebilirsiniz ama orada hani Konyaspor'a gönül vermiş, bilet alan, gidip işte forma alan kadın taraftarlara hani tepki göstermek, işte onlara ne bileyim böyle özel mesajlar atarak ne işiniz var stadyumlarda, sizin işiniz mi futbol? Ya bu tür şeyler hiç yakışı değil, hiç doğru değil. Ya sosyal hayatın her alanında kadına gerçekten ihtiyaç var. Çağdaş ülkelerde bu böyledir. Çağdaş olmayan ülkelerde durum daha kötü. Ama ya tribünde gelip takımına gönül vermiş, senden hiçbir farkı yok. Ve ona daha nazik, daha narin davranman gerekiyor. Sonuçta bu bir maçlar bir sosyal etkinlik. Ve kadınların olduğu yerde bu işlemler, bu oyunlar, bu sosyallikler daha güzel oluyor. Daha renk katıyorlar. Bunda hani hiçbir ahniyet olmadan söylüyorum. Ya benim de iki tane kız kardeşim var. Ben de onlarla yeri geldiğinde basketbol maçlarına, futbol maçlarına gitmeye çalışıyorum. İşim olmadığı zaman. Ya da onları davet ediyorum. Burada daha dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum. Başkan Bey'i de tebrik ediyorum. Bu tür sosyal sorumluluk projelerini. Hani burada kadın taraftarları ağırlamak sosyal sorumluluk projesi değil. Burada onları ayırt edelim gibi bir ayrımcılık da söz konusu değil. Zaten kadınlar bir ayrımcılık da beklemiyorlar. Normal nasıl bir erkek maça gidiyorsa bir kadın da gidebilir. Bu markete gitmek gibi bir şey ya da sinemaya gitmek gibi bir şey. Yani burada cinsiyetçi yaklaşımları hiç doğru bulmuyorum. Gerçekten büyük camia olmak istiyorsak yaşlı, genç, çocuk, kadın. Bunların hepsiyle beraber büyük camiye olabilir. Ben şöyle bir parantez açayım oraya. Şimdi biraz önce dedim ya insan kazanmak zor diye. Bu hayatın her alanında geçerli. Ve medeni olmakta biraz yani medeni olmakta biraz değil yani fayda var. Her türlü fayda var medeni olmakta. Çünkü sen medeni olarak
bazı serzenişlerini anlatmazsan o geriye tepiyor, ters tepiyor. Hmm. Ve insanların moralini bozuyor. İnsanların rüyasına giriyor. İnsanların doğru iş yapsa, doğru iş yapma niyetinde olan insanların da niyetlerini kötüleştirebiliyor ya da her şeyden el ayak çekebiliyor. Birçok örneği vardır bunun. Şimdi insanların bazı eleştirileri yazılı olarak eleştirilerini görüyorum ben. Gerçekten hani kardeşim bir insana saygın yoktur. Anlarım. Ama o insanın oturduğu koltuğa saygın olacak. Ve ona göre düzgün bir şekilde cümle kuracaksın. Ve cümleyi kurarken de nezaket ölçülerinde kuracaksın ki insanlar dikkate alsın. Ama sen küfrederek göz göze geldiğinde, yüz yüze geldiğinde o insanla konuşamayacağın, kuramayacağın cümleleri sosyal medyadan yazarak yaparsan gerçekten bu ayıptır. Olmaz bu şekilde. Anlatabildim mi? Yani insanların, yöneticilerimizin, işte başkanımızın veya herhangi bir taraftarımızı eğer eleştireceksen düzgün cümlelerle eleştir ki insanlar onu kayda alsın, kayda değer bulsun. Ama sen dandun konuşursan, küfredersen, hakaretvari yorumlarda bulunursan yani, ve her gönderinde yani? Sen kimsin ve, yani? Ve her gönderinde bu insanları etiketleyerek yanlış yazılar yazarsan bu dolaylı olarak da Konyaspor'un aleyhine olan bir durum olur ve Konyaspor'un gittikçe kötüye gitmesine sebep olur. Çünkü oradaki insanlar bu yorumlardan etkilenirler ve her şeyden elini ayağını çekerler. Kötü işleri vardır, düzgün işleri vardır. Bunlara katılıyorum. Yanlış yapılan işler vardır, doğru yapılan işler vardır. Doğru yapıldığını alkışlarız, yanlış yapıldığını eleştiririz. Ama her zaman doğru cümleler kullanmaya gayret ederiz. Etmemiz gerekiyor. Yani son olarak hani bu şekilde kapatmak istedim. Bana da bazı kadın taraftarlardan bu şekilde mesajlar geldi. Lütfen dile getirir misiniz diye. Yani kimsenin haddine değil, herkesin sevdiği takıma, herkesin gönül verdiği takıma dil uzatmak hiç kimsenin haddine değil. Siz Konyaspor'u ne kadar seviyorsanız herkes de o kadar sevebilir. Konyaspor sonuçta sizin değil, benim değil. Bu şehrin takımı. Dediğim gibi tüm herkesi sahiplenici olmak, kucaklayıcı olmamız gerekir ve o insanlara, o kadınlara ön ayak olmamız gerekir. Onları sindirmememiz gerekir. Umarım bu tür etkinliklerin de daha fazla artması gerektiğini düşünüyorum. Bir oluşum içinde kadın taraftarlar. Onlara da buradan tüm destek vereceğimizi de söylüyorum. Gelip burada da ağırlayabiliriz. Burada gelip projelerini de anlatabilirler. Sonuçta eğer biz nesilleri Konyaspor yapmak istiyorsak bu sadece erkeklere mahsus bir durum değil. Burada en önemli pay kadına da düşüyor. Onların da desteğine ihtiyacı var bu şehrin diyerek programı burada sonlandıralım istiyorum. Umarım Dünya Kupası arasında bir girmeden bir Kayserispor maçının ardından program çekeceğiz. 24 puana ulaşmış artık 40 gün sonra galibiyeti almış bir Konyaspor'u burada konuşmak, anlatmak dileğiyle diyelim. Başka eklemek istediklerim yoksa kapatacağım programı. Yarım saatlik parolayla çıktığımız programın sanırım bir saati geçtik. Olabilir. Konuştukça konuşuyoruz inşallah. Evet. İzleyerek ve yorum yaparak bizlere destek olmanızı rica ederiz. Yok, bu kötü. Şey maçından sonra çekmedik. Ne mesajlar geldi? Abi niye yok? Program? Öyle mi? Ya işte taraftarın beklentisi aslında geliyor. Deplasmana gidiyorum. Orada konuşuyoruz. Ya niye var odasına ara verdiniz gibi. Şeyler geliyor. Artık gerçekten biz bunu karşılıksız ve beklentisiz olarak yapıyoruz. Evet, bir anmaya hizmet olarak görüyoruz biz bunu. Çünkü Konyaspor'u herkesin konuşmasını beklediğimiz gibi konuşmayanların yerine de konuşmak istiyoruz Konyaspor'u. Çünkü ulusal basına biliyorsun yer vermiyorlar çok fazla. Evet. Dolayısıyla bizlere vermiş olduğunuz destek sizlere video ve farklı içerikler de gelecek. Çünkü farklı içeriklerle alakalı çalışmalar yapıyoruz. Ekibimizi de güçlendirmeye devam ediyoruz. İnşallah güzel programlarla sizlerin karşınızda olacağız. Burada tek beklentimiz abone olmanız, yorum yapmanız ve bizlere bu şekilde destek olmanız. Evet. Başka da herhangi bir şey beklemiyoruz. Benim Twitter Halil YLMZR2R ile İbrahim Aydın. İbrahim Aydın. Evet, Instagram çok verim alamayabilirsiniz. O konuda daha iyi hesaplar var ama Twitter'ı takip ederseniz Google'a yazarsanız diye çıkar var odası. Aynen, daha etkileyici hesaplar var Instagram'da. Benim Twitter'ı takip edebilirsiniz ama. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.
Altyazı M.K.